Herkese merhaba. Türkiye için şu son iki gün adeta ızdırap gibi geçen karanlık zamanlar. Keşke hiç yaşanmasaydı, yüreğimiz böyle yanmasaydı diyeceğimiz tarzda günler yaşıyoruz. Bu videoyu çektiğim sırada can kaybı sayısı 3549'du. Dilerim bu sayı daha da artmaz ve bu kabus son bulur. Cidden şu videoya nasıl bir giriş yapsam, neler söylesem bilemiyorum. Hepimiz acı içindeyiz, endişeliyiz, korkuyoruz. Fakat bazı şeyleri de artık konuşmak gerekiyor. Şimdi bazı insanlar konuşmak için uygun bir vakit olmadığını düşünecek. Bazılarının ise belki de işine gelmeyecek. Fakat ben bunları konuşmanın tam yeri ve zamanı olduğunu düşünerek bu videoyu çekiyorum. Videoda farklı farklı konulardan bahsedeceğim. İlk konumuz yaşanan bu depremin bu denli yıkıcı bir felakette sonuçlanmasının sebebi nedir? Ve bu sadece doğal afet diyerek üstü kapatılacak bir şey midir? Yoksa kişilerin ve kurumların ihmali veya kusuru var mıdır? Öncelikle doğal afet dediğimiz şey basitçe kısmen veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen, mal veya can kaybına neden olabilen, doğa kaynaklı gerçekleşen şiddetli olaylardır. Fakat bu yaşadığımız deprem doğal afet falan değildir. Açık açık bir ihmaldir, kusurdur, olacakları görmezden gelmektir. Doğal afet olması için öncelikle hiç beklenilmeyen bir olay olması gerekirdi. Sonuçlarını tahmin edemeyeceğiniz olağanüstü bir olay olması gerekirdi. Bunlar ne olabilir? Son 50-60 yılda hiç görülmemiş şiddette yağan bir yağmur sebebiyle oluşan bir sel mesela. Altyapıların bile dayanamadığı, olağanüstü bir felaket sayabileceğimiz bir durumdur doğal afet. Hiç görülmemiş büyük fırtınalar ve kar yağışlarıdır. Eğer bu deprem hiç görülmemiş, çok büyük bir şiddette gerçekleşen bir deprem ise doğal afettir. Olağanüstü bir felakettir. Fakat dün gerçekleşen felaketin gerçekten olağanüstü bir durum olduğunu düşünen var mı aranızda? Uzun yıllardır zaten beklenilen şeyler gerçekleşti. Türkiye'de deprem bölgeleri yeni oluşmadı. En küçük sarsıntıda bile konuşulan konular bunlar. Ve hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Bununla ilgili uzmanlar uzun süredir her fırsatta uyarıyordu bizi. Ve bugünün geleceğini herkes biliyordu. Bunu siz biliyordunuz, devlet de biliyordu. İnşaatı yaptıran firmalar da biliyordu. Yani öngördüğümüz sonuçlar yaşanıyor şu anda. Olağanüstü, beklenilmedik şeyler değil. Fakat bununla ilgili ne yapılıyor? Yapılıyorsa bile ne kadar yapılıyor? Bizim konuşmamız gereken mesele budur. Bugün gerçekleşen felaketin birçok sorumlusu var. Fakat tek mağduru yine zavallı halkımız. Masum insanlar, sönen aileler oldu. Kimse kusura bakmasın. Bu felaketin sorumlusu doğal afet falan değildir. Eski hükümetlerden beri süregelen ve hala devam eden berbat, sistemsiz kentleşmeye devam eden hükümettir. Rant peşinde koşan, arazinin elverişli olup olmadığına bakmaksızın gördüğü her yere bina dikip cebini doldurmaya çalışan inşaatçılardır. 3 kuruş daha fazla kazanacağım diye malzemeden çalan, hatta adi malzeme kullanan müteahhit veya inşaat firmalarıdır. Kabahatin en büyüğü ise bunlara göz yuman ve adam akıllı denetim yapmayan ilgili devlet kurumlarınındır. Yahu şunu ilkokul çocuğu bile biliyor artık. Deprem bölgesi nedir? Fay hattı nedir? Türkiye'deki deprem bölgeleri nerelerdir? Ve dahası bunlara neden deprem bölgesi denir? Şunları gerçekten küçük bir çocuk bile idrak edebiliyor artık. Adı üstünde bakın. Deprem bölgesi. Bu bölgelerde depremlerin gerçekleşmesi doğal ve olası bir durum. Bugün ya da yarın bu bölgelerde deprem oldu, oluyor ve olmaya devam edecek. Bu depremlerin sonu yok ve döngülerden ibaret hepsi. Bakın, bu bilimsel bir gerçek. Bugün oldu, yarın da olabilir. Bir yıl sonra da olabilir, 10 yıl sonra da. O bölgelerin deprem bölgesi sayılmalarının bir sebebi var. Bu yüzden de o bölgelerde her zaman risk var. Bunlar bilindiği halde hiç önlem almamak veya yetersiz önlem almak ihmaldir, cinayettir. Bugün kentsel dönüşüme yeterince bütçe sağlanıyor mu? Binalar yeterince denetleniyor mu? Hala yapılan binalar ne kadar denetli ve güvenli bir şekilde inşa ediliyor? Bugün
hala binlerce insanlar ölüyor ve binalar yıkılıyorsa bunun adı ihmaldir. Türkiye ilk defa bu kadar şiddetli bir deprem yaşamadı. 99 depremi gibi yakın tarihte yaşadığımız bir deprem gerçeği var. Peki sorarım size, o günden bugüne ne değişti? 20 yılı aşkın bir süre var bakın ortada. Ne dünya o zamanki dünya, ne Türkiye o zamanki Türkiye. İlim, bilim, teknoloji, her şey ilerledi. Fakat bakıyorsun, aynı ihmaller, aynı plansızlıklar o zaman da vardı, şimdi de var. O zaman da her şeye doğal olay gözüyle bakıp kafasını kuma gömen ve sorumluluktan kaçan siyasiler, kurumlar vardı, hala var. Gerçekten aklım almıyor şu yaşananları. Göz göre göre felaketimizi bekliyoruz. Maden patlar, doğal olur. Rezil altyapısı olan bir şehri su basar, doğal olur. Deprem olur, doğal olur. Terörist bomba patlatır, doğal olur. Tamam da arkadaş, o doğal, bu doğal. Peki doğal olmayan olay nedir? Bunu açıklayabilecek biri var mı aranızda? Ben bilmiyorum. Ve doğal ile doğal olmayan şeyin ayrımını yapamıyorum. Cidden. Bilen varsa açıklasın bunu. Biz de bilelim. Maalesef başımıza gelen her olay normalleştiriliyor. Hiçbir olayın sorumlusu yok. Suç sürekli oraya buraya atılıyor. Daha da kötüsü, buna alıştırılıyoruz. Bu ülkede gerçekten şansa yaşıyoruz. Hayatlarımız sürekli bir takım doğal olayların elinde. Yarın ne olacağını bilmeden yatıp uyanıyoruz. Her günümüz böyle geçiyor. Kaos bizim için doğal oldu. Hepimiz korku içinde, psikolojisi bozuk insanlar olduk. Ne ekonomisi bitiyor, ne felaketi bitiyor. Gerçekten çok acı. Dilerim bu günler en kısa sürede biter ve bir daha yaşanmamak üzere unuturuz. Şimdi ikinci konuya geçiyorum. Belki TV kanalları da bahsetmiştir bundan, bilmiyorum. Ama internette dolaşan bir video var. Muhtemelen yaşları küçük, 13-14 yaşlarında olan bazı aptal ergenler var. Enkaz altında vatandaşlara ulaşarak yardım çağrısıymış gibi işletip aklınca dalga geçiyor. Ve komiklik yaptığını sanıyor. Duymayan kaldı mı bilmiyorum bu olayı. Varsa internetten aratıp bulabilirler bunu. Videoyu izledim. Sinirden elim ayağım titredi. Arkadaş, siz ne kadar iğrenç ve alçak insanlarsınız. Nasıl bu kadar kötü olabiliyorsunuz? Nasıl bu kadar çirkinleşebiliyorsunuz? Benim bunu aklım almıyor. Kardeşim, sizi kim yetiştirdi? Nerede yetiştiniz? Nasıl bir aile terbiyesi ya da eğitim aldınız? Daha da önemlisi, biz nasıl bu kadar iğrenç bir millet haline geldik? İnanamıyorum cidden. Bu mahlukların yaptıklarını, onlar daha çocuk, ergen diye normalleştirmeye çalışan insanlar var bir de. Arkadaş, siz aynı yaşlarda, aynı haltları yiyor muydunuz? Hepimiz çocuk olduk, ergenlikten geçtik. Belki utandık yaptıklarımızdan. Ama hangimiz bu kadar iğrençleşti? Ben şahsen böyle şeyler yapmadım. Eminim çoğunuz da yapmadınız bunu. O zaman çoğumuz böyle bir şey yapmadıysa, bu iğrenç insanların yaptıkları için ergen ya da çocuk olmaları bir bahane olabilir mi? Kaldı ki bunlar 6-7 yaşında küçük çocuk değiller. Gayet de her şeyi idrak edebilecek yaştalar. Ve emin olun, 6-7 yaşındaki çocuk bile böyle şeyler yapmaz. Bu tamamen o beyinsizlerin çok net bir şekilde İğrenç kişiliklere sahip olmasından kaynaklı bir şey. Bunların yaptığı iğrençlikler sadece bunlarla da kalmamış bu arada. Söz konusu Discord'da yaptıkları diğer paylaşımlar da ifşa olmuş. Pedofili mi ararsın? İnsanların milli ya da dini değerlerine nefret kusanını mı ararsın? Sergiledikleri türlü sapıklıklarını mı ararsın? Adeta 10 parmağında birbirinden iğrenç 10 marifet. Ben tek suçlu olarak tabii ki onları görmüyorum. Kimisi ailesine yazık falan demiş. Ama en büyük kabahat ailelerinde zaten. Şundan eminim, aileleri ürememesi gereken kara cahil insanlar. Çocuk nasıl eğitilir bilmeyen, Allah bereketini verir nasıl olsa mantığıyla çocuk yapan embesiller bunlar. Eğitimi sadece iyi bir okula göndermek sanan, terbiyeyi sadece aile içinde öğreten, hatta onu bile yapamayan insanların çocukları bunlar. Bu ailelerden ne bekleyebilirsiniz ki? Bir atasözü vardı, armut dibine düşer diye. İşte bunlar da dibine düştüğü için böyleler. Üredikleri iğrenç insanların uzantısı hepsi. Muhtemelen ileride onların çocukları da aynı kendileri gibi olacak.
İçlerinde azınlık çok az bir kısım kendini yetiştirebilirse eğer bu döngüyü kıracak sadece. Bu tip kara cahil insanlar toplumun en büyük düşmanlarıdır. Dilerim başta aileleri olmak üzere hepsi yaptıklarının bedelini öder. Çünkü bu tip insanların sadece kafasına vura vura bir şeyleri dank ettirebilirsin. Tabii hala kafa kalmışsa. Videonun yavaş yavaş sonuna gelirken sizlere deprem zedeler için yapabileceğiniz en basit yardım kampanyasından bahsedeceğim. Bakın bu zor günlerde bize sadece yine biz yardım edebiliriz. Halkın dostu daima halk olmuştur. Bu tarih boyunca böyledir. Şimdi kimimiz rahat, sıcacık evinde bana nasıl olsa bir şey olmaz diye düşünüyor olabilir. Ama yarın ne olacağını hiç kimse bilemez ve öngöremez. Bugün onun başına gelen yarın senin de başına gelebilir. Lütfen empati kuralım ve yardıma muhtaç insanlarımız için elimizden ne geliyorsa yapalım. Yaptığınız yardımın büyüklüğü ve miktarı önemli değil. Lütfen sizin de çorbada tuzunuz olsun. Çünkü birlikten kuvvet doğar. O felaketi yaşayan insanlar sizin, eşiniz, dostunuz, ailenizin bir ferdi olabilirdi. Hatta siz de olabilirdiniz. Herkes kendi maddi imkanına göre ne kadar destek olabilirse 3'e 5'e bakmadan o kadar büyük destek olur o insanlar için. Yaptığınız küçük bir yardım, yardıma muhtaç bir insanın sadece içini ısıtacak sıcak bir çorba bile olsa büyük bir destek olur. Size en basit destek kampanyasını anlatacağım. Dilerseniz kendi imkanlarınızla da bir şeyler yapabilirsiniz tabii. Şu anda AFAD'ın hali hazırda başlattığı bir kampanya var. Alt tarafa linkini de bırakacağım sizlere. Sadece cep telefonunuzdan deprem yazıp 1866'ya gönderip 20 liralık bağış yapabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz yine AFAD veya Ahbap gibi özel kuruluşların web sayfası üzerinden çeşitli bankaların IBAN hesaplarına dilediğiniz miktarlarda havale yaparak kolayca destek olabilmeniz de mümkündür. Altta size bunların bağış linklerini bırakıyorum. Kendiniz de oradan inceleyebilirsiniz. Son derece basit zaten. Ayrıca yine yardım sağlayan çeşitli kuruluşların linklerini de siz de yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece videonun sonuna geldik. Hepimizin başı sağ olsun. Diliyorum bu karanlık günlerde en kısa sürede bitecek. Umut dolu, aydınlık yarınlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.